Sağlık bölümlerinde radyolojiyi seçmemiz gerekiyor mu? Yani yakın bir tarihte birçok ÖSS sınavı, ÖSS var mıydı? Hani bizim zamanımızda ÖSS, VS. Ne var şimdi? YKS. Söyleyebilirsin ya. YKS vardı bizim zamanımızda. YKS. Şeyde, şu an YKS, bizde YGS falan var ya. YKS. Şu an YKS. YKS var. Evet, şimdi YKS. Hızlı geçen zamanda, o üniversite biteli tam 20 yıl olmuş. Koca 20 yıl. Geçip gitmiş. 20 yıl içinde neler öğrendim? Peki radyoloji tercih etmeli miyiz? Bu noktada şimdi baktığımız zaman teknoloji de gelişti. Sağlık alanında değişen programlar da oldu. Sevgili Emre, sen de radyoloji birinci sınıf yüksek okulda okuyor ve ikinci sınıfa geçtin. Radyoloji niye tercih ettin? Puanım ona yettiği için. Puanı ona yettiği için. Evet, onun puanı ona yettiği için. Peki ben o zaman ne zaman yapmıştım? Benim hikayem biraz daha değişik. O zaman ben aslında radyoloji okumadan önce, şimdi o isimler de değişti. Radyoloji ismi değişti. Daha önceden radyolojiydi, sonra tıbbi görüntüleme oldu. Şu an ne var? Şu an tıbbi görüntüleme. Tıbbi görüntüleme. Tabii eski zamanlarda röntgenciydik. Yani biz röntgenci... Şimdi, halk dilinde. Evet, halk dilinde. Ama aslında Konrad William Röntgen, ilk ışını bulduğu zaman ismini bulamadık. Bulan kişi de ismini verdi, Röntgen. Peki Konrad'ın soy ismi Röntgen olmasaydı, ne mesela olacak? Başka olsaydı, o olacaktı. Şöyle bir hikayeydi benimki, işte ben aslında makine okuyabilecek durumdayken bir olaylar oluştu. Aile içi durumdan dolayı radyoloji okumaya başladım. Tabii radyoloji okuduktan sonra bizim dönemlerde, yani 20 yıl önceyi söylüyorum, 20 yıl önce, bu arada yaş da çıkıyor. 20 yıl, 20 yıl önce girdiğimiz zaman işte ya ben ilk radyolojiyi kazandıktan sonra millet bana hangi bölümü kazandın dediler. Ben de radyoloji, abi de hangi radyoda çalışacaksın? O zaman yeni radyolarda çıkmıştı, hangi radyoda çalışacaksın dediler. Dedim yani bu radyoloji, hani film çekiyorlar ya, abi sen röntgencisin yani ne bunu affedin mahvedin diyorsunuz dediler. Neyse, radyoloji okuduk. Gün hızlı geçti, zaman hızlı geçer. Siz uzun zaman önünüzde görürsünüz ama zamanın içine bir aktığınız zaman yaşamalık gidiyor. Sağlıkta radyolojiyi tercih etmemiz gerekiyor mu? Sevgili Emre'nin puanı ona yettiği için geldi. Radyoloji yıllar önce çok iyiydi. Çalışma saatleri, çalışma koşulları daha iyiydi. Çünkü 5 saat çalışıyorduk. Çünkü çalışma saati 5 saat, haftalık 25 saatti. Şimdi o iş değişti, artık haftalık 35 saate çıktı. Bu bir dezavantaj. Aynı zamanda önceden şua izni dediğimiz radyasyon izinlerinde ücretler kesilmiyordu. Yani maaşınız tamam kesilmiyor ama çünkü bir döner sermaye kavramı denen bir unsur var. Sizin maaş tabanınız düşüyor. Döner sermaye sistemde çalıştığınız için bu sefer ne oluyor? Döner sermayeniz bu sefer kazandıkça, çalıştıkça aldığınızdan dolayı şua izni ayrıldığınız zaman bu sefer çalışmadığınız için bu sefer bir kesinti oluyor. Ekonomik bir kesinti meydana getiriyor. Şua izni almazsanız bununla beraber yıpranma olamıyorsunuz. Daha önceki yıllarda yıpranma şöyleydi. 5 yıla 1 yıldı. O da değişti. 8 yıla çıktı. Son değişikliklerde bir yıpranma payı gelecek. Daha yasal olarak düzelmedi. Bununla beraber önceden özellikle özel sektörde çok fazla ihtiyaç vardı. Radyoloji bölümü mezunları iş bulma olanağı çok fazlaydı. Artık geliş özellikle çok fazla bölüm açıldı. Bununla ilgili çok özel üniversite bölüm ne yapmaya başladı? Eğitim vermeye başladı. Bundan dolayı da azalmaya başladı. Ben 2007'de bir özel sektörde çalışıyordum, bir MR merkezinde. O zaman şartlar çok iyiydi. Yani ben özel sektörde de çalıştım. O zamanlarda şunu biliyorum. Bugünün nasıl kazanıyordum? 5 asgari ücret kadar bir ücret alıyordum aylık. Yani benim ilk çalıştığım yılda 5 asgari ücret. Bundan 11 yıl önce 5 asgari ücret aylık alıyordum. Tabii zaman geçince bu işi yapanların sayısı arttı. Sektöre yeni mezunlar girdikçe, abi ne versen çalışırım diyenler girdikçe bu fiyatlar tak 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 düşmeye başladı. Artık
MR bilenler de artık çok fazla kazanamıyor. Tomografi bilenler de çok fazla kazanamıyor. Peki hangi bölüm tercih edebiliriz? Yine sağlık. Atama oranları düşmeye başladı. Puan yükseldi. KPSS puanı yükseldi. Son atamada 85'e kadar. 81'e düştü. 81'e düştü. 81'e düştü. 5. oturumda o da 81'e düştü. 5. oturumda. Aynen 5. oturumda. Son oturumda 81. İlkinde 86 puan. 86. Bu yıl, çünkü bu yıldan sonra, yani 2018-2019'a şimdi yeni mezunlar da girecek. Tabii canım. Ve yeni mezunlar öyle böyle değil, çok fazla giriyor. Aynen. Çünkü özel üniversitelerde çok fazla radyoloji bölümü var. Birçok bölüm oldu. Artık 90 civarı, 90-95 puanı alırsanız ve artık yeni sistemler başladı. Sistemler ne oldu? Kamu hastanelerinin artık yeni bir sisteme girdi. Şehir hastaneleri artık bir değişime girdi. Bu şehir hastaneleri de bir noktada sağlıkta, özellikle radyolojide atanmaların azalmasa mutlaka azaltacaktır. Eğer 90-95 puan üzeri bir KPSS'de bir puan alabilecekseniz bu noktada fena sayılmaz değil mi? Aynen. Yani sen herhalde şimdiden KPSS'ye çalışıyorsun değil mi? Başladım, sözel değil de sayısal çalışıyorum. Sayısal çalışıyorum. Hedef kaç puan? Sağlık çıkışlı olduğum için hedef 85. 85. Mesela bu o zaman atanamadın. Dışarıdan atanamayacağım. Sen kaldın. Ha, kaldım. Mesela Ömer orada videoyu çekerken heyecana kapıldığı zaman videoyu oynatıyor. Mesela 90 hedef değil mi? Tabii canım. Kesin. 90 da yetmez. Kesin. 95. 90. 95. Bu noktada ne olacak? Radyoloji artık yoğun çalışıyorlar. Yani günlük hayatımızda çok daha yoğun çalışma sistemine girildi. İşte bu yoğun çalışma sistemi insanları iş yükü, bir de hasta psikolojisi işin içine giriyor. Yıpranma durumu söz konusu. Ama keyifli yanları var. Yani ne keyifli yani? Mesela biraz daha nöbetli sistem çalışıyorsan gayet iyi. 2 gün çalış, git geldiğinden. O avantajı var. Mesela bir 24 saat, artık 24 saat de tutulmuyor. 12 saat tuttuğunuzda, artık iş yasası 24 tutulmuyor. 12 saat çalıştığınızda, yani artı 5 cebinizde, 2-12 saat çalıştığınızda 24, bir 12 daha tuttuğunuzda, yani 3-12 saat nöbet tuttuğunuzda bir haftalık mesai. O zaman 3 kere 4, 12. 12 nöbette ayık mesainizi tamamlayabilirsiniz. Bu noktada eğer başka ekstra işler yapabiliyorsanız, yani böyle yaşamın içinde doğayı gezmeyi seviyorsanız, müzik, başka işler yapıyorsanız, aktivite yapıyorsanız, bu noktada keyifli bence. Yani gerçekten keyifli bir şey var. Yani bir noktada da bir noktadan da tabii yıpranmasına rağmen bu güzelliği de var yani. Peki diğer bölümlerde hangileri? Mesela anestezi tercih edilir mi? Anestezi ameliyathanede artık ameliyathane sayıları da belli. Artış bir yok. Laboratuvarda zaten biyologlar laboratuvarın içinde biyolog olarak girip laboratuvarlarda çalışıyor. Artık onlarda da çok fazla atamalar yok. Başka ne var şimdi? Yani revaçta olan geratoloji çıktı. Hasta o da yaşta bakım. Ama yaşlı bakımı bitirdikten sonra yoğun bakımda ya ben niye burada çalışıyorum diyenler var ya. O hastalarla uğraşmak yorucu. Şimdi bir noktada atanayım diyor mesela işlerde. Atandıktan sonra ne diyor? Ya ben niye bunu yapayım ya? Bir şekilde ya ben bunu yapmayayım, üstüne bir okul daha okuyayım, hemen başka bir yere gideyim. O zaman mutsuzluk geliyor. O zaman atanamayınca da, iş kadroya geçemeyince de bu sefer hayata pahal etmeye başlıyor. Başka ne var sağlıkta böyle popüler? Optisyenlik vardı, optisyenlik. Gözlükçülük. Onlar genelde sadece diploma için şey yapıyorlar. Ama bir süre sonra dükkanı açamazsan ve artık yeni sistemde böyle kurumsal firmalar her yere oraya şey açmaya başladılar. Optisyenlik açtılar, gözlükçü açtılar. Perfüzyonistik vardı. Perfüzyonistik de kanı pompalama. O da çok fazla bir dönem çok bulunmuyordu ama artık şimdi çok almaya başladı. Hemen dolmaya başladı. Ameliyathane hizmetleri var mesela. Ameliyathane hizmetleri de gayet iyi.
Ama sağlıkla her zaman bir iş var ya yani, mutlaka. Mutlaka. Biraz gayret varsa iş var. Gayret varsa iş vardır. Peki o zaman yeni tercih edecek gençlere sağlığı önerir mi? Yani radyoloji önerir mi? Yoksa? Sevdikleri sürece. Sevdikleri sürece, atandıkları sürece, kazandıklarının parasını yani, karşılığını alabilecekleri yani bence sürece. Bence biraz böyle detaylıca bir araştırma yapıp öyle tercihte yani bulunmalar. Sen detaylı yaptın mı? Ha, ben yaptım. Kesinlikle yaptın? Detaylı araştırma yaptım. Ben çift anadal yapacağım şu an. Paramedikle, çift anadal. Paramedikle radyoloji aynı anda bitireceğim. Yani diyor ki hem paramedik dediği acil hizmetleri yapacak. ATT. Acil tıp teknisyenliği yapacak. O nasıl oluyor? Yüksek ortalamayla iki bölümü aynı anda okuyabiliyorsun. Aynı dersler var muhafaza. Dersler, aynı dersleri görüyorsun. Mesela benim radyolojide gördüğüm dersler... Kameraya oynatmadım. Radyolojide gördüğüm dersler paramedikte muaf ettiriyor beni. Anladın? İyi, tamam. O dersler uyuşunca... Okulda mı okuyacaksın? Yo, aynı okulda iki bölümü birden okuyacağım. Aynı okulda farklı bölüm okuyacak. Aynı olan derslerden muaf sayacak. 2-3 ders eklenecek. 2-3 ders eklenecek. Çok iyi. Çok iyi. O zaman avantaj daha çok. O zaman... İki diploma. Çok iyi. O zaman bütün gençlere böyle bir... KPSS'den de iki bölümden de atama tercihi verebilir. Tercihi verebilir. Sen ne yapıyorsun? Sen de aynısını tercih ettin mi? Yok, ben edemem. Niye? Atlan dersinler. Tembelmiş bu. Sınava girdin, notumu girmedin herhalde. Ha, öyle mi? Ne? Uzem var, uzaktan eğitim sınavları var bizde. Onun hocası yok. Sınava girdim, numaramı yanlış girdim galiba, onu girmediler notunu. Yani. Ondan bir dersim kaldı. Ortalamam yüksekti ama kaç üstünde. Aslında Emre'nin bilen sağlık meslek lisesinde bir günü röntgen fiziği dersine girmişim o zaman. Keyifliydi ya. Bunların abileri bir üstleri daha iyiydi orada röntgen fiziği dersleri anlatmıştı. Bu bayağı bir geyik oldu ya bu ders. Bayağı fazla. O zaman da ben çok böyle şeydim ya, böyle kasmayan bir hocaydım aslında. Biz başta korktuk dediler, hadi. Çok sinirli disiplinli bir hoca geldi. Bizi korkuttular. Sonra bir, baktık öyle çok disiplinliydim, bir gün gittim. Günden sonrası gelmedi zaten. Bir bakalım. Evet, o zaman ne yapıyoruz? Kapsamlı çalışmalar kapsamlı lazım. Çalışmalar başka? Lazım. Detaylıca araştırmak lazım. Yani kendi ruhlarına, yaşamlarına... Yani bir de sonuçta hani bu onların hayatını şekillendirebilecek bir yol. Bir ben üniversite okuyayım diye okumuş olmasınlar. Bir de hani şu var. Öylesi lazım. Bir de şu var. Sağlık sektörü psikolojisinin de iyi olması kesinlikle, gerekiyor. Kesinlikle. Yani çünkü, psikoloji, iletişim... Çünkü size ne gelecek? Psikolojisi bozuk hastalar var. Yani sizinki normal gelen hasta ama... onun için normal olmayan, az önce mesela bir hasta düşmüş işte baba telaş içinde ya çocuğum gidiyor ama sizin için aynen. Normal. Daha telaşlı. Daha telaşlı. Ona rahat olması lazım, onu iyi bilmesi gerekiyor. İletişim çok çok önemli sağlık alanında. İletişim hayat içinde kuramadıktan sonra bitiyor zaten her şey. İyi. Sevgili Ömer daha çok konuşuyor sanki. Nasıl? Geyikte daha iyi. Geyikte daha mı iyiyim abi? Evet. Biz radyolojiyi o zaman gelecek insanlar için şöyle tavsiye ediyoruz. Sağlık sektöründe hiçbir zaman ekmek bitmez. Yani ama ekmeğin içinde büyük kırıntı mı, büyük pasta mı yersin yoksa kırıntılar mı yersin? O ayrı bir şey. Yine kişinin performansına, çabasına, emeğine bağlı. Bir bakarsınız o iyi performans yapıp, iyi çalışarak bu işten çok büyük, keyifli daha, bir yaşamda elde edebilir. Güzel bir, keyifli bir hayatın içindesiniz. Yaşam akışı hızlı, ritmik. Eğer iyi diyaloglar kurarsanız çok keyifli oluyor. Bazen hastalarla iyi diyaloglar kurarsanız çok keyifli de geçebiliyor. Kesinlikle. Sen ne diyorsun? Son bir şey diyor musun? Son olarak çalışsınlar yani. Çalışsınlar. Ama sağlığa gelmeden önce bayağı düşünsün. Öyle mi? Sonradan pişman olmasın. Özellikle radyoloji. Ya 2 yıldır zaten. Pişman olursa 2 yıl sonra vazgeçer. Atanamayınca pişman oluyorlar işte. Gitsin ondan sonra başka bir bölüm olsun. Bir şey vardı eskiden radyolojide 2009 ile 2011 arasında o kadar çok kişi 4 yıllığı bitirip ben şunları gördüm. Fizik bölümü, matematik bölümü, birçok bölümü bitirip gelip radyoloji okudular. Aynen. Onlar yüzünden biz mühendeyiz.
onlar yüzünden yok. Onlar fazla mezun çıktı. Sana mantıkça sağlık bölümüne geldiler. Evet. Sağlık, işte sağlık, yani onlara bir zeka kullanımı oldu yani. Biz de sağlık çıkışlı olduğumuz için sayısal öğrenmedik. Şimdi siz sağlıktan çıktıktan sonra siz de gidip matematik okuyorsunuz. İşte biz de onların ekmeğini yiyelim. Birbirimizin ekmeğini yiyelim. Ekmek herkesin nasibiyle alakalı. Ömer ne diyorsun orada? Abi vallahi nasıl söyleyeyim, haklarında hayırlısı olur inşallah. Bu videoyu izledikleri için de çok şanslılar bence. Neyse, Ömer'i merak ederseniz Paranoza görüntüdeki o kara sakallı, biraz yakışıklı, civan yakışıklı kişi. Tacip arıyor gibi esrar olamadık. Öyle mi? Ya adamın yaşı ne ki ya? Hiç. Olsun. Olsun mu? Buluruz bir şeyler. Dur, sen kadar yakışıklı değil mi? Koca aslan, kesinlikle. Sen yanında ben onun yerinde olsam senin yanında gezmem yani. Niye? O zaman bir senin yanından giderim abi. Yok canım. Sizin gençliğiniz yeter ya. Eyvallah. Evet, ne diyelim, geyikçe bir şey oldu. İyi oldu ama. İyi mi oldu? İyi oldu bence. Bilgi, hep bilgi biraz daha. Evet, bana da bir geyik olsun. Evet. Yani ne yapalım, bu da geyikçe olsun, bir şey olsun. Videoyu beğenirseniz... Neyse, tuşa basın, mutlaka beğenmeyeceğiniz çok şey olacaktır. Abone olsunlar ama. Ya, abone olsunlar değil mi? Bilgi olsun. Abone ihtiyacımız olsun. Var radyoloji açısından. Aynen. Arada bir böyle geyik gerekiyor bence. Ha? Gerekiyor. Yani. Sürekli bilgi sanacağımız. Değil mi? Valla. Evet, bitti. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldin. Selam. Gel. Ha, film çekelim. Kapat.